Grand Line yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. なんだこの血の量は！ここで何があった！何もなかった。Zoro'nun bu efsane sahnesini hepimiz izledik veya okuduk ama tayfadan bunu gören veya duyan 3 kişi var. Sanji, Robin ve Brook. Tayfa dışından da 2 kişi. Sanji'nin olan biteni öğrendiği şu 2 adam. Ne kadar garip. One Piece evreninde yaşanmış en mükemmel anlardan birisi ama buna şahit olan kişi sayısı bir elin parmağı. Ve tabi bir de Bartolomeo Kuma. Thriller Bark sezonu bu zamana kadar Zoro'nun en ön plana çıktığı sezon oldu. Sezon komedi ağırlıklı ve çok da ciddiye alınmayacak karakterlerle doluydu. Buna rağmen Zoro'nun karşılaştığı kişilere baktığımızda Ryuma ve Kuma'yı görüyoruz. Sezonu ciddiye alınabilir kılan yegane şeyler Zoro'nun içinde bulunduğu anlardı. Sürekli tekrarladığımız sadakat, cool'luk ve kendine hayran bırakma durumları Thriller Bark'ta tam anlamıyla zirve yapmıştı. Tüm bunların yanında baktığımız zaman Zoro'nun en ağır halde atlattığı sezon da bu oldu. Kendi acılarının üstüne kaptanınki de eklenince uzun bir süre yataktan kalkamayacak duruma geldi. Böylece Thriller Bark sezonunu da geride bıraktık. Sırada Sabaody sezonu var. Sabaody'de Zoro'nun en sevdiğim sahnelerinden birisi var. Üstelik üstüne fazla konuşulmayan bir sahne. Çünkü biraz komedi sahnesi gibi kaldı. Soruyorum size. Bir kutsal ejdere saldıran ilk tayfa üyesi Luffy miydi? Değildi. Tabii ki bu kişi Zoro'ydu. Gelin o sahneyi bir hatırlayalım. Kutsal ejderlerle ve onların sınırı olmayan kötülükleriyle tanıştığımız ilk zamanlardı. Aziz Carlos Sabaody sokaklarında geziyordu. İnsan bir kölenin üstünde tabii ki. Karşısında yaralı bir adamı taşıyan sağlık çalışanlarını görmüştü. Sedye'deki adam ölüm döşeğindeydi. Lakin herkesin diz çöküp hareket etmeden beklemesi gerekiyordu. Çünkü sokaktan bir kutsal ejder geçiyordu. Aziz Carlos sağlık çalışanlarını durdurdu. Yanlarına gitti ve Sedye'yi tekmeledi. Yanındaki adamına sesli bir şekilde sordu. Bana saygı göstermek mi daha önemli yoksa sıradan bir insanın hayatını kurtarmak mı? Adamı sıradan insanların hayatı kutsal ejderlere bağlıdır diye cevap verdi. O sırada Aziz Carlos kafayı kadın hemşireye takmıştı. Onu güzel bulmuştu ve karısı yapacağını söyledi. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Yanındaki adamın dediğine göre bu kadın Aziz Carlos'un 13. karısı olacaktı. O sırada bir adam koşarak kadının yanına geliyordu. "Durun, o benim nişanlım," diye bağırıyordu. Kutsal ejder tabancasını çıkardı ve kadının nişanlısını anında vurdu. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Kadın şoktaydı. O sırada belinde kılıçları, elinde alkolü, üstünde çok iddialı çizgili gömleği olan bir adam olay yerine yaklaşıyordu. Olayla hiçbir ilgisi yoktu. Sadece sokakta yürüyen biriydi. Kutsal ejder mejder umrunda değildi. Tabii ki bu kişi bizim Zoro'ydu. Normalde diz çöküp beklemesi gerekirken kutsal ejderin yanından sallana sallana geçmek üzereydi. Kutsal ejder şaşkın gözlerle Zoro'ya bakıyordu. Zoro ise durdu ve... Kutsal ejder hemen tabancayı doğrulttu ve ateş etti. Zoro çevik bir hareketle mermileri atlattı ve o sırada öne atıldı. Kılıcını çekti. Artık Aziz Carlos'un hayattaki son anlarıydı belki de. Tam kesmek üzereyken Bonnie atlayıp Zoro'yu durdurdu ve onu ölmüş gibi gösterdi. Şimdi bu olay üzerine bazı süpernovalar ne dediler bir bakalım. Beji. Çılgın olduklarını duymuştum ama bir kutsal ejdere kılıç çekmek gerçekten kafayı yemiş olmalı. Apo, bir an için cidden onu öldürmeye hazırdı. Tam bir canavar. Orouch, başkasına itaat edecek birine benzemiyor. Sanırım bu kaptanının nasıl biri olduğunu açıklıyor. Benim için Orouch'un dediği en değerlisi. Zoro'nun kaptanına karakter olarak ne kadar benzediğini ve onu ne kadar iyi temsil ettiğini onaylayan bir cümleydi. Peki kutsal ejder gittikten sonra ne mi oldu? Zoro nişanlısını korumak isterken vurulan adamı omzuna aldı ve hastaneye götürdü. Benim için Zoro'nun Sabaody'deki en efsane sahnesi buydu.
Sabaody'de Zoro ile ilgili vermek istediğim küçük bir detay var. Çünkü çoğu kişinin gözünden kaçtığını düşünüyorum. Luffy'nin kutsal ejdere yumruk attığı sahne hakkında bu detay. Luffy kutsal ejdere yumruk attıktan sonra tayfasına döndü ve onların da başını belaya soktuğu için özür diledi. Ama o esnada Zoro kılıcını yerine sokuyordu. Acaba neden çekmişti ki kılıcını? Bunu Zoro konuşmaya başlayınca anlıyoruz. Ağzına bir tane oturttuğun için onu kesmeye fırsatım olmadı. Yani arkadaşlar, eğer Luffy yumruk atmamış olsaydı Zoro zaten kutsal ejderi kesecekmiş. Bu küçük detay gerçekten çok güzeldi. Zoro, Kuma'nın sezon sonunda bir yerlere gönderdiği tayfa üyelerinden ilkiydi. Kendisi Kuma'nın yeteneğinden sonra gözlerini Kuraigane adasında açtı. Ve tabii ki burada da efsane bir sahneye imza atmadan duramadı. Sürekli diyoruz ya, Zoro'nun sahneleri hep cool ve bizi ona hayran bırakan sahneler. İşte bu sadece birinin işini bitirdiği veya çok havalı bir söz söylediği zaman geçerli değil. Birinin karşısında diz çöküp onurunu ayaklar altına aldığı sahnede bile ona hayran kalıyoruz. Neden? Çünkü bunu kendisi için yapmıyor, kaptanı için yapıyor. Geçen sefer kaptanı için resmen canını feda eden Zoro, bu sefer de onurunu feda ediyor. Mihawk gibi bilge biri de bunu kendisi için değil, başkası için yaptığını hemen anlıyor. Tabii ki burada es geçemeyeceğimiz bir sahne daha var. O da Zoro'nun bütün maymunları yenmiş olması. Bu da yine kaptanın Luffy için başardığı bir şey. Sıra geldi zaman atlaması sonrasına. 2 yılın ardından Sabaody'ye ilk gelen tayfa üyesi Zoro oldu. Aynı zamanda tayfanın yeniden buluşma kısımları boyunca yine en cool karakter Zoro'ydu. Gelin hatırlatayım. İlk gelen olarak Sabaody'de sıkılmamak için balık tutmaya karar vermiş Zoro. Balıkçının birine sormuş. Balıkçı da olur, benimle balığa çıkabilirsin demiş. Binmesi için Zoro'ya balıkçı teknesini göstermiş. Ama Zoro yanlış gemiye binmiş. Sanji bunları balıkçı adamdan öğreniyor. Ve balıkçının dediğine göre Zoro büyük ihtimalle şu anda balık adam adasına doğru ilerliyor. Ama tam o esnada suyun altında bir şeyler olmaya başlıyor. İşte bahsettiğim kulluk buydu. Zoro'nun Sabaody'de tek kestiği şey bir korsan gemisi değil. Bir de Sanji ile ortaklaşa yendikleri bir pasifista var. İki karakterin de 2 yılda ne kadar güçlendiklerini gösteren bir sahne. Gelelim Balık Adam Adası'na. Balık Adam Adası'nda tayfamız dost olarak Kral Neptün'ün davetiyle Kraliyet Sarayı'na gelmişti. Ama daha sonra bir takım yanlış anlaşılmalardan ötürü düşman ilan edilmişlerdi. Başkalarının suçları bizimkilerin üstüne kaldı. Tabii bir de kehanet var. Madame Charlie'nin Luffy Balık Adam Adası'nı yok edecek kehaneti. Tüm bunlar ard arda gelince Kraliyet askerleri bizimkileri yakalama kararı aldı. Luffy Shirahoshi'nin yanındaydı. Zoro ise zaten herkesten önce gelmişti saraya. Balık Adam askerlere karşılık vermeyerek onu zindana atmalarına izin vermiş kendisi. Saraydaki diğer tayfa üyeleri Nami, Brook ve Usopp üçlüsü ise direniyor. Askerler onlara karşı pek bir şey yapamıyor. O sırada devreye Kral Neptün giriyor. Onları yakalayacağını söyleyip saldırıya hazırlanıyor. Brook bu saldırının çok güçlü olacağını anlıyor. Yani tayfanın başı dertte. Peki yardıma yetişip o Brook'un ne güç ama dediği saldırıyı durduran kim sizce? Zoro. O esnada Usopp Zoro'ya sen zindanda değil miydin diye sordu. Zoro ise eğlendiğinizi duydum, zindandan kaçtım dedi. Zoro'nun hem bu sahnesini hem de bu sahneden sonra gösterdiği liderliği seviyorum. Prens ile yaptığı pazarlık, hemen duruma hakim olması, sanki gerçekten insanları rehin almış ve kötü şeyler yapacakmış havası vermesi. Tüm bunlar Zoro'nun pratik zekasının aslında yüksek olduğunu gösteren şeyler. Bu anlaşma sırasında Zoro, eğer istekleri karşılanırsa rehineleri sağ salim teslim edeceği sözünü vermişti. Kısa bir süre sonra Hody Jones ve adamları saraya saldırınca Zoro'nun düşündüğü ilk şey verdiği sözü tutamayacak olmasıydı. Bunu sesli olarak da dile getirmişti. Kral Neptün'ün danışmanı da buna şahit olmuş ve Zoro'nun bu kadar onurlu olmasından etkilenmişti. Zoro herkes saraydan güvenle kaçabilsin diye geride kaldı. Hody Jones ile yüzleşti, hem de suyun altında. Onu temiz bir şekilde kesti. Hody Jones'un steroid alana kadar bilinci yerine gelmedi. Sezonun devamında da Zoro'nun açtığı yara Hody'ye acı vermeye devam etti.
Balık Adam sezonunda Zoro daha pek çok iş yaptı ama kendi seviyesinin çok altında rakipleriyle karşı karşıya geldi. Bu rakipleri yendi diye ona efsane demek hakaret olur. Zaten kendisi bile savaştığı Hyozo hakkında yeni dünya için güzel bir antrenman olabilir diyor. Bu da yetmiyor, üstüne... Tabii bazı sözleri akıldan çıkmıyor. Mesela 100 bin kişilik balık adam ordusunun 50 binini Luffy bayıltınca 50 bin mi? Luffy biraz da bize bırak demesi gibi. Geçelim Pankazart sezonuna. Zoro bu sezona hızlı bir başlangıç yapıyor. Tayfanın karşısına çıkan bir ejderhanın kafasını kesiyor. Her ne kadar Vegapunk'ın yarattığı yapay bir ejderha olsa da derisinin çok sağlam olduğu söylenmişti. Zoro güçlü bir kılıç ustasına denk gelmekten keyif alan birisi. Bunu Thriller Bark'taki Ryuma kısımlarında görmüştük. Pankazart'ta ise Kiniyamo'nun gerçek gücünü gördüğünde keyfi yerine gelmişti ve ona yardım etmeye karar vermişti. Zoro bu sezonda pek çok güzel sahneye imza attı. Dikenli bir tepeyi keserek arkadaşlarını kurtardı. Kiniyamo'nunla birlikte metal kapıyı kesti. Vagonun önündeki molozları kesip yolu açtı. Satır aralarında da birçok güzel söz söyledi. Ama Pankazart ve Zoro denince bir sahne var ki kimse o sahneyi unutamadı. Monet'i kesme sahnesi. Biliyorsunuz Monet, Logia türü bir meyveye sahipti. Kar meyvesi. Onu yenebilmeniz için haki kullanmanız gerekiyordu. Lakin bu sahnede durum farklı. Şimdi sahneyi biraz geriden alalım. Tayfanın üzerinde deneyler yapılan çocukları güvenli bir şekilde kaçırması için birinin Monet'i tutması gerekiyor. Bu görev de Zoro'ya düşüyor. Monet Zoro'yu yenemeyeceğini en başından anlıyor. Ama bu süre boyunca Zoro Monet'e karşı hep savunma yapıyor. Ardından Tashigi oraya geliyor. O da yine çocukları ve kendi ekibini korumak için Monet'in karşısına dikiliyor. Bunun sebebi Zoro'nun kadınları küçümsediği için onları ciddiye almadığını düşünmesi. Yani Zoro'nun Monet'i bilerek yenmesi. Düşünüyor. Bu yüzden Monet ile kendisi dövüşmeye başlıyor. Zoro için Monet'in burada sabit durması yeterli. O yüzden bir köşeye oturup dövüşü izliyor. Tashigi yenilmek üzereyken Zoro uzaklarda Monet'e küçük bir saldırı gönderip yüzünü çiziyor. İşte bütün olay bundan sonra başlıyor. Çünkü Monet, Tashigi'nin dediğini doğru kabul etmişti. Zoro'nun bir kadına zarar vermeyeceğini düşünüyordu. Ama onu başkasıyla karıştırıyorlardı. Monet hem şaşkınlığından hem de Zoro'nun onu bu kadar rahat kesmesinden dolayı dehşete düşmüştü. Zoro onun üzerine doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Monet'e şunları söyledi. Beni yenemeyeceğini düşündüğünde kaçmalıydın. Tabii ki kesmek istemeyeceğim şeyler var. Ama söyle bana. Seni ısırmayacağından emin olduğum bir vahşi hayvan gördün mü? Ben hiç görmedim. İşte Zoro'nun bu cümleleri Monet'in hatasını bize çok güzel açıklıyor. Bulunduğunuz ortamda bir vahşi hayvan olabilir. Mesela bir aslan. O aslan sizi ısırmak istemiyor da olabilir. Ama siz buna güvenerek rahat davranamazsınız. Ona vahşi denmesinin sebebi budur. İşte Monet sanki odada bir aslan yokmuş gibi rahat davrandı ve onun vahşi doğasıyla tanışmış oldu. Kendinizi bir odada tamamen silahsız ve savunmasız düşünün ve bir aslanın size yavaş yavaş yürüdüğünü hayal edin. Saldırmaya kalksanız sizden 10 kat daha güçlü, kaçmaya kalksanız sizden 10 kat daha hızlı. Monet'in başına, hepimizin başına gelecek olan şey geldi. Korkudan dona kaldı. Hareket bile edemedi. Aslan geldi, geldi, Monet'e sadece dokundu. Ardından yanından geçip gitti. Evet arkadaşlar, Zoro aslında Monet'e hiçbir şey yapmadı. Hakisiz bir şekilde onu kesti. Yani Monet gibi Logia türü meyve kullanıcısı için bu hiçbir şey. Sakince bedenini geri toplayıp devam edebilirdi. Ama Monet o aslandan o kadar fazla korktu ki beyni toplanmayı istese de vücudu korkudan toplanamadı. Çünkü şunun farkındaydı. Eğer Zoro haki kullanmış olsaydı gerçekten vücudu ikiye ayrılmıştı. Monet'in psikolojisi bunu kaldıramadı. Tashigi bu anlardan sonra Monet için şunları söyledi. Ezici gücü onu dehşete düşürdüğünden ve haki kullanmış olsaydı ölmüş olacağı gerçeğinden dolayı bedenine söz geçiremiyor. Birisini böyle yenen bir kişi daha önce hiç görmemiştim. Bu sahne zaman atlamasından sonra Zoro'dan gördüğümüz en efsane sahnelerden bir tanesiydi.
これで満足か、お前ら。Bu videolar boyunca hep ne dedik? Cool olmak ve kendine hayran bırakmak. Cool olmak konusunda bu sahne belki de Zoro için zirvede. Ve hiç kimse bu olayda Tashigi'nin Zoro'ya hayran kalmadığını söyleyemez. Vahşi hayvan aurası konusuna gelirsek, Zoro'da her zaman olan bir şeydi. Saldırılarında bile vahşi hayvan silüetleri görüyorduk. Ama zaman atlamasından sonra Zoro öyle bir seviyeye gelmiş ki artık öyle isimsiz haydutları falan değil. Doflamingo'nun astlarını bile bu aurasıyla etkileyebiliyor. Monet böyle bir şeyi ne Luffy'ye karşı yaşadı ne de Law'a karşı yaşadı. Zoro vahşi ve şeytani aura konusunda her zaman diğerlerinden daha özel kaldı. Geldik Dressrosa'ya. İlk olarak eğlenceli bir sahneden bahsetmek istiyorum. Zoro'nun Kolezyum'da Luffy ile konuştuğu ilk sahne. Madem turnuva olacağını biliyordun, beni niye çağırmadın? Zoro'nun bu sebepten dolayı Luffy'ye kızması çok güzel bir andı. Zoro'dan da bunu beklerdik zaten. Fakat asıl bahsedeceğim sahne bundan kısa bir süre sonra yaşandı. Law'u kurtarmak amacıyla Doflamingo'ya doğru saldırıya geçen Zoro'yu Amiral Fujitora durdurdu. Ve onu yerin dibine gönderdi. Zoro bulunduğu yerden Fujitora'ya doğru bir saldırı yolladı. Fujitora bu saldırıyı durdurdu. Ama bunun çok tehlikeli bir saldırı olduğunu kabul etti. Bu sahne hepimize şunu hissettirdi. Bu, ileride göreceğimiz bir dövüşün fragmanıydı. Zoro'nun bu sezonda eşleştiği kişi Pika'ydı. Pika'nın insan haliyle Zoro'nun ilk karşı karşıya geldiği sahneyi hepinize tekrar hatırlatmak istiyorum. うちの船長はお前みてえな石ころに用はねえよ。これで我慢しときな、ソプラノ野郎。Çok cool bir sahne olmasının yanı sıra Zoro'nun kaptanına duyduğu saygıyı da gösteren bir sahneydi. Tabii Zoro'nun soprano terimini biliyor olması da Zoro'nun genel kültürü konusunda beni şaşırttı. Ve tabii ki Pika'nın işini bitirdiği anlar. Bu sahneler sadece Zoro'nun ne kadar güçlü bir kılıç ustası olduğunu değil, aynı zamanda ne kadar iyi bir dövüş zekası olduğunu da gösterdi. Pika'nın sırrını hızlı bir şekilde çözdü. Ayrıca onu kayıpsız bir şekilde yenmenin planını yaptı. Prudence Kralı 2. Elizabello ve Komodor Orlumbus'un güçlerini çok mantıklı bir şekilde kullandı. Zoro'nun Pika'yı kestiği anlar resmen bir şovdu. Bütün Dressrosa bu şovu en önden izledi. Hepsi de hayran kaldı. Zaten 2 videodur Zoro'nun kendine hayran bırakma meselesini onlarca kez söylemiştik. Burası bunun zirve noktasıydı resmen. Çünkü bu sefer seyirci sayısı fazlaydı. Zoro, Pika'yı yenerken Sanzen Sekai tekniğini kullandı. Mihawk'a karşı kullandığı teknikti bu. Güzel bir detaydı. Geçen sezon Monet'e karşı, bu sezon ise Pika'ya karşı hiç zorlanmayan Zoro, zaman atlamasından sonra seviye olarak bambaşka bir yere geldiğini göstermiş oldu hepimize. Hatırlıyorsanız Dressrosa'da Doflamingo'nun kafesini durdurmak için Fujitora dahil herkes seferber olmuştu. Peki bu hareketi başlatan kimdi hatırlıyor musunuz? Tabii ki Zoro'ydu. Herkes oturup ölümü beklerken Zoro kafese karşı duran ilk isimdi. Diğer kişiler ondan etkilenip harekete geçmişti. Zoro'nun zaman atlamasından sonra neredeyse hiç içten gülümsediğini görmemiştik. Ta ki Dressrosa sezonunun sonuna kadar. Sabo ile konuştuktan sonra Ace aklına geldi ve işte o anda Zoro gülümsedi. Aynı şekilde bizi de gülümsetti ve birazcık da duygulandırdı. Luffy'nin Fujitora ile kısa bir kapışması vardı. Fujitora'nın son saldırısından sonra Luffy havaya uçtu. Zoro buna ne tepki verdi derseniz? Harika, benim sıram Luffy. Aynı Luffy gibi Zoro da bir amiral ile savaşmaktan çekinmiyordu. Zoro sezonunda bahsetmek istediğim ilk sahne Zoro'nun Sanji'ye duyduğu güven ile ilgili. Dressrosa'da savaşan ekibimiz Zoro'ya geldiğinde tayfanın geri kalanının başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Zoro ise bu durum için şunu dedi. Sakin olun, kıvrık kaş onların yanındaydı. Kimsenin ölmesine izin vermemiştir. Her ne kadar onunla anlaşamasa da duyduğu güven sonsuzdu ve gerçekten de Zoro'nun dediği gibi olmuştu. Sanji kimsenin ölmesine izin vermemişti. Zoro, Sanji'nin gitmesi meselesine aynı Usopp'un gitmesi meselesindeki gibi farklı bir açıdan bakmıştı. Law ile ittifak kurup
Dressrosa'da Doflamingo üzerinden Kaido'ya savaş açtıkları bu kritik dönemde bir de bu Sanji Big Mom meselesinin çıkmasına sinirlenmişti. Bunun için Sanji'yi suçluyordu. En azından özür dilemesi gerektiğini düşünüyordu. Tutarlı davranması Zoro karakteri için güzel bir noktaydı. Evet arkadaşlar, üzülerek söylüyorum, benim Zoro için anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Kendisi Whole Cake sezonunda olmadığı için, Wano sezonu da henüz bitmediği için burada bırakıyoruz. Wano bittiğinde hem Sanji için hem de Zoro için neden efsane Wano özel bölümü yapacağız. İki bölümdür anlattıklarım tabii ki Zoro'yu anlatmak için yeterli değil ama en azından pek çoğunuzun unuttuğu sahneleri tekrar hatırlamış olduk. Böylece neden efsane Zoro'nun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.